abla ya, annem ne zaman gelecek? Benim canım çok sıkılıyor. Tamam, karakola gitti Meryem ablamızdan haber var mı diye. Az sonra gelir. Ben Meryem ablamı çok özledim. Gelsin artık evimize. Of, şimdi aklına düşürdüm Meryem ablamı. Durmadan ağlar bu. Annem de evde yok. Bunun ilgisini başka bir yere çekmem lazım. Uğraşamam şimdi. Kardeşim, garajdan arabalarımızı çıkartıp kapının önünde biraz sürelim mi? Aa evet, bayağıdır da sürmüyorduk. Hadi abla çıkartalım. Ya o sana çok büyük, neden bindin ona? O Meryem ablamındı. Benimki de artık bana çok küçük geliyor. Ben artık büyüdüm, bunu sürebilirim. Tamam öyleyse, ama dikkat et. Yavaş yavaş, düşüp bir yerini kıracaksın. Abla bak bak, ellerimi bıraktım, öyle sürüyorum. Anne. Anne, abla. Kardeşim düşmüş. İnip koşsam yoksa bununla mı gitsem? Bununla gitmek daha hızlı olur. Kardeşim ne oldu sana? İyi misin? Bacağım ağrıyor abla, çok ağrıyor. Ay ne yapacağım şimdi? Bak kardeşim, hiç kımıldama. Ben şimdi anneme telefon açmaya gidiyorum. Sakın ayağa kalkmaya çalışma. Kızım ne oldu sana böyle? Anne, ben de şimdi tam sana telefon açacaktım. Kardeşim arabadan düştü. Ayağı çok ağrıyormuş. Kırık olabilir. Ben onu hemen hastaneye götüreyim. Kızım, ben yokken kimseye kapıyı açma. Anne lütfen, ben de sizinle geleyim. Olmaz kızım. Orada kardeşinle mi uğraşayım, seninle mi ilgileneyim? Bak eve gir, kapıyı kilitle, kimseye de kapıyı açma. Babama da mı kapıyı açmayayım? Evet kızım, babana da açma. Babanın anahtarı var. Gelince açar kapıyı, içeri girer. Peki anneciğim. Ben de arabayı park etmemiştim zaten. Hemen kardeşini alıp hastaneye gidiyorum. Anne, hastanede yine yaparlar bana. Bak geçti, hiç acımıyor. Kalk bakayım ayağa. Bakayım ayağın üstünde durabiliyor musun? Çok acıyor. Canım sen şu anda müsait misin? Evet, işim yeni bitti, söyle. Hem 3 numaralı odadaki hastanın serumu değişecek, hem de Adile az önce bir çocuk geldi. Hangisine bakarsın? Adile gideyim ben o zaman. Çok sağ ol, ben de serumu değiştirmeye gidiyorum. Doktor abla, iğne yapmayacaksın değil mi? Yok canım, iğne yapmayacağım. Sen anlat bakalım, neyin var, nasıl oldu? Ablamla araba sürerken düştüm. Ayağım çok ağrıyor. Bir bakayım ayağına. Herhalde bu kırık. Annen nerede senin? Etrafta göremiyorum. Hastanedeki işlemleri yapmaya gitti. Heh doktor hanım, kızımın nesi var? Siz o musunuz? Doktor hanım çok heyecanlandınız. Kızımın bir şeyi mi var? Siz yıllar önce Ankara'da bulunmuş muydunuz? Evet, bir dönem Ankara'da oturmuştuk. Benim eşim memur olduğu için Türkiye'de birçok ilde dolaştık. Bir dönem de Ankara'daydık. Bunun kızımla ne alakası var? Hayır hayır, kızınızla bir alakası yok. Siz Ankara'da otururken kapınıza çok tatlı bir çocuk bırakılmış mıydı? Allah Allah, bu bunu nereden biliyor? Siz nereden biliyorsunuz bunu? Demek ki doğru, siz osunuz. Ben o kızın annesiyim. Meryem şimdi nerede? Ne? Siz gerçekten o musunuz? Şunlara bak ya. İki kadın bir araya gelince hemen sohbete başladılar. Ben de sizi Ankara'dayken uzun bir dönem aramıştım ama bulamadım. Bulamamanız normal. O sürede hastanedeydim. Tedavi görüyordum. Ne olur bana Meryem'imi gösterin. Onu çok özledim. Çok merak ediyorum. Nerede? Nasıl şimdi? Ben şimdi ona bunu nasıl söyleyeceğim? Meryem birkaç gün önce evden kaçtı. Ama merak etmeyin, arıyoruz. En kısa zamanda bulacağız. Hep böyle oluyor. Ne zaman yaklaşsam kaybediyorum onu. Ümidinizi yitirmeyin. Bulacağız onu. Bir de sanırım kızınızın ayağı kırılmış. Film çekelim bakalım kırılmış mı? Eğer öyleyse alçıya alırız. Sonra da Meryem'le ilgili uzun uzun konuşuruz.
Bana Meryem'in nasıl birisi olduğunu anlatın. Resimlerini gösterin. Lütfen. Çok da lezzetliymiş. Acaba kardeşim nasıl? Çok acı çekiyor mudur? Aa, sevdiğim film başlıyor. Hemencik şunu yiyeyim de güzel güzel izleyeyim. Kapı çaldı. Ne yapacağım ben şimdi? Geldim, geldim. Annem kapıyı kimseye açma demişti. Ama ya annemse? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Kim o diye sesleneceğim. Kim o? Benim kardeşim, ablan Meryem. Meryem ablam gelmiş. Ama kapıyı açsam mı açmasam mı? Annemler nerede? Niye kapıyı açmıyorsun? Küçük kardeşimiz düştü. Galiba bacağı kırılmış. Annem onu hastaneye götürdü. Ben evde tek başımayım. Şimdi anladım neden kapıyı açmadığını. Annem sana kimseye kapıyı açma dedi değil mi? Evet abla, ama ben seni çok özledim. Tamam, sen şimdi kapıyı aç, ben anneme söylerim. Canım ablacığım, nerelerdeydin? Seni çok özledim. Ben de sizi çok özledim kardeşim. Hadi içeri girelim, öyle konuşalım. Ablacığım, nerelerdeydin? Ne yaptın bizsiz? Sizleri çok özledim, o yüzden geldim. Abla bak, hamburger hazırlamıştım. Sen yemek ister misin? Ben kendime bir daha hazırlarım. Tamam o zaman. Ben de çok açtım. Demek burada oturuyorsunuz. Evet, hadi içeri girelim. Ben size bir kahve hazırlayayım. Kızı da yatırayım. O sırada biraz da olsa size Meryem'in resimlerini göstereyim. Sonra beraber aramaya çıkarız. Tamam olur. Benim bir şu telefona bakmam lazım. Acaba karakoldan mı haber geldi? Ne? Kaza geçirmiş, çok ağır yaraları olan 10 yaşlarında bir kız mı buldunuz? Yoksa o Meryem mi? Bilmiyorum. Hemen karakola gitmemiz lazım. Anne, bacağım ağrıyor. Siz kızınızın ağrı kesici ilacını verin, öyle çıkalım. Ben sizi burada bekliyorum. Aa, kapı açıldı. Herhalde annem geldi. Anne? Meryem? Kızım, nerelerdeydin şimdiye kadar? Sana bir şey oldu diye çok korktuk. Anneciğim, ben de çok korktum. Peki nerede kaldın kızım? Bir gece hastanede kaldım. İki gece de parkta. Ne oldu? Bir yerine bir şey mi oldu, hastaneye gittin? Yok anne, yok, önemli bir şey olmadı. Ben sizi çok özledim. Yaptığımın yanlış bir şey olduğunu fark ettim. Bu işi tek başıma yapmamam lazımdı. Sizlerden yardım almalıydım. Ama sana ve babama çok kızmıştım. Bana hiçbir şey anlatmadığınız için. Kızım, anlatacaktık ama kıyamadık sana. O yüzden anlatmadık. Anlatınca çok üzüleceğini düşünmüştük. Ama ben bir şekilde her şeyi öğrendim. Ve yine çok üzüldüm. Affet bizi kızım. Ne olursun affet. Ben sizi affettim bile. Ama sizden istediğim bir şey var. Ben babamı aramak için yola çıkmıştım ama hastanede öğrendiğim kadarıyla annem de yatıyormuş. Lütfen benim öz ailemi bulabilir misiniz? Öz aileni bulduğun zaman bizi bırakıp gidecek misin? Olur mu öyle şey anne? Sen beni bu yaşıma kadar büyüttün. Ben seni nasıl bırakıp giderim? Ama benim de hakkım gerçek annemin ve babamın kim olduğunu bilmek. Ya nerede kaldı bunlar? Ben en iyisi karakola gideyim. Çok merak ettim. Söylemeyi unuttum. Kapıda. Anne, kapıda. Ne? Annem mi? En iyisi ben artık gideyim. Anne. Ne? Anne mi? Anne dur. Meryem, kızım, anne, canım kızım, yıllardır hep bu anın hayaliyle yaşıyordum. Anneciğim, ne güzel kokuyorsun sen öyle. Kızım, gel seni eve götüreyim, baban da görsün seni. Babam, babam nasıl? O da hep seni arıyordu kızım, hakkınızı ödeyemem. Kızıma yıllarca annelik yaptınız. Hepsi helal olsun. Meryem bambaşkaydı, bir taneydi. Abla, bizi bırakıp
gidiyor musun? Hayır kardeşim, bilmiyorum. Nerede oturuyorsunuz? Uzakta mı? Ben daha Meryem ablamı göremeyecek miyim? Sen Meryem ablamı götürecek misin? Hayır tatlım. Ben zaten şu anda bir ev tutmadım. Arkadaşımın evinde kalıyorum. Buraya tayinim yeni çıkmıştı. Ev tutacak zaman bulamadım. Ev tutana kadar Meryem sizde kalabilir. Bizim şu yandaki ev var ya. Bu evde geçen hafta arkadaşım oturuyordu ama taşındılar. Kiralık burası. Buraya taşınır mısınız? Hem ablamdan da ayrılmamış olurum. İnşallah kabul eder. Lütfen kabul etsin. Tabii ki olur. Hem de çok güzel olur. Abla hadi sofra kuruldu. Seni bekliyoruz. Tamam kardeşim, geldim işte. Ne kadar güzel. Kocaman bir aile olduk artık. Her akşam yemeğini beraber yiyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın.